Evet, iyi günler. Yine yeni bir haftadayız. Hafta sonu G20 zirvesi vardı. Oradan umutlu mesajlar çıktı. En azından Amerika ile Çin arasında uzunca bir zamandır süren ticaret savaşına 90 günlük bir ara verileceği yönünde haberler vardı. Bununla beraber şu anda dünyada pek çok her yerde olumlu refleksler var, yükselişler var. Amerika'da S&P endeksinin future endekslerinde %2'ye varan yükselişler var. Avrupa yukarıda, Asya yukarıda. Kur bizde aşağıda 5.20. İlk başta enflasyon rakamını aldık. Bu rakam oldukça iyiydi. %1,44 düştü TÜFE enflasyonu. Ve bunun da yaratmış olduğu da ılımlı da bir hava vardı. Ama açıkçası enflasyonun haricinde global anlamda oluşan bu ılımlı havanın endeks üzerinde ve faizler üzerinde çok daha fazla bir olumlu etkisi de oldu. Onu da ifade edelim. Bu etki ne kadar sürecek söylemesi zor ama endekste 95 bin %50 günlük ortalama vardı. Bunun üzerine yükseldik, iyice de yerleştik. Hatta şu anda 96.300'de izlediğimiz bir seviyemiz vardı. Bunun üzerine bir yükseliş oldu. 96.300'lerin üzerine yerleşmeler oluşursa işte o zaman çok daha yukarıya 100 bine yönelik yükseliş gelecek günler içerisinde de sürebilir. 100 binde önemli bir seviyemiz var. Bu seviyenin üzerine yerleşemezsek eğer yeniden realizasyonlar orada olabilir. Ama şunu da ifade edelim. Risk iştahında bir artış var. Endeks bundan bir ay öncekine göre daha güçlü, biraz daha böyle yukarıya doğru gitme ihtiyacı var. Bunda da aslında haksız da değil çünkü çok uzun bir zamandır çok kötü günler yaşıyor. Endekste ciddi satışlar yaşandı, düşüşler oldu. Bunların arkasından en azından yılın son ayında olumlu bir seyirde izlememiz mümkün. 95 bin üzerine yerleşmeler oldukça hisse senedi oranı arttırılır. Orada bir risk iştahının artmış olması önemli. Bankalardaki olumlu hava halen daha sürüyor ama sürekli ifade ediyorum istenen ivmelenme bir türlü orada oluşamıyor. Bankacılık endeksi 121'in üzerine yerleşti. 121'in üzerinde eğer iyice hareket ederse daha da güçlenebilir. Orada Garanti ve Akbank bir miktar soluklanabilir gibi bir havası var teknik olarak. Öteki banka hisselerinde asıl hareket onlar da sürebilir. Bunu ifade edelim. Yorumda da yazdık. Günlerdir hatta haftalardır satış yiyen Ereğli, Hardemir, İsdemir, Trakya Cam gibi hisselerde tepkiler var şu anda. Ereğli %7'de hatta. Bunu öngörüyorduk. Nitekim bu da oldu. Bu tabii bir tepki yükselişi ama en azından endekse bugün bu da yardım ediyor. Bunlar daha da sürebilir. O nedenden ötürü endeksteki bu olumlu hava bir miktar daha gidebilir. Önemli olan bugün akşam 95.100'ün üzerinde olacağız mı, olmayacağız mı? Bunları da yakından izleyeceğiz. Kurda çok fazla söyleyecek bir şey yok. 5.30'un altında seyir sürdüğü sürece aşağı yönlü eğimin de süreceğini hep ifade ediyoruz. Nitekim şu anda genel olarak yön aşağıda. 5.30'un üzerine çıkıp yerleşmedikçe kurda yukarı yönlü hareketler yapmak riskli olabilir. Alıcılı olmak riskli olabilir. Düşüşlerin alımdan daha çok yükselişlerin satım fırsatı olabileceği bir süreç yaşıyoruz. Beşler olabilir eğer global hava da buna müsaade ederse muhtemeldir. Şu an için o tarafı da aşağı yönlü olarak takip ediyoruz. İyi günler herkese. Hoşça kalın.